Bunlardan final bekler ki bunlar sıfır ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan hiçbir oyuncu çağırmamasına tepkiliyim ben. Adam hatta ilk pozisyonda geldi, vurdu, gol oldu. Biz her an gol atacağımızı beklerken gol yedik. Tekrar gittik, tekrar gol yedik. Bir numaralı sorumlusu, kusura bakmasın, Şenol Hocam. Yanlış kadro seçimi, kötü futbol, rakipleri çözememe. Şenol Güneş ve A Milli Futbol Takımı Euro 2020'de sınıfta kaldı. Ya ben yönetime bağlıyorum bu olayı. Şenol Güneş'e. Evet, Şenol Güneş'e bağlıyorum. Yani burayı Türkiye'ye gelmeden bir istifa etmesi gerekiyor bence. Niye bu büyük düşüşü yaşadı? Sebebi Şenol Güneş Hoca'nın tercihlerinde yatıyor. A Milli Takım Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan son karşılaşmasında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Milliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kaleci Uğurcan tarihi hezimeti önledi. Takımımız Euro 2020'ye veda etti. Kızgınız. İstifa etmesini istiyoruz Şenol Güneş'in. 3 maçta 0 çektik. 8 gol yedik ve sadece 1 gol atabildik. -7 averajla 24 takımlı Avrupa Şampiyonası'nın sonuncusu olduk. Ekran karşısında kahrolan, hop oturup hop kalkan taraftarlarsa bu kötü futbolun faturasını Şenol Güneş'e kesti. Yani tamamen motivasyon eksikliği var. Şenol Hoca bu takımı milli takım kamp sürecince ya çok yordu, sürantana etti aşırı yüklenmeyle ya da gerekli fizik kondisyonu veremedi. Şu andaki düşüncem istifade etmemekti. Şu anda işimizi yaptık, buradan çıkmak. Türkiye'nin maçtaki ve şampiyonadaki tek golünü 62. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Burada milli takım oyuncularına değil de Şenol Güneş'e seslenmek istiyorum. Yani konsantre olamamış, hiçbir şekilde olamamış. Hem futbolcu seçimi hem takıntılı olması bir golle dönmemize vesile oldu. En son umutlar ölür dedik ama bizim umutlarımız erken tükendi. Ay Yıldızlılar turnuva tarihimizin en kötü performansına imza attı. Bence istifa etsin ya, yapamıyor. Tempo yok, heyecan yok, istek yok, pozisyon yok. Bizim çocukların rakibe diş geçiremeyen futbolu vatandaşları da çıldırttı. Ben sinirimden maçı seyretmedim. Fazla dondurmayı eritmeden buyurun. Türkiye ama Avrupa Şampiyonası'nda eridi. Maçları izleyebildin mi? Evet, izledik ama hiç beklemediğimiz bir sonuçtu yani. Gerçekten çok üzüldük. Faturayı kime kesiyorsun? Fatura Şenol Güneş diyorum. En alttan en üste kadar bir yapıya kavuşturarak, futbolu bir planlama çerçevesinde düzene koyarak Türk futbolunu kurtarabiliriz. Yoksa bizim açımızdan hezimetler gelmeye devam eder. A Milli Futbol takımımızın şimdiki hedefi ise 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na direkt katılabilmek.